Arkadaşlarım merhabalar. iyi çalışmalar. Hepinize kolay gelsin. Şimdi bugün sizlere bir tane bir integralde alan sorusu çözeceğim. Şimdi son yıllarda çıkmış sorulara çok yoğunlaştık arkadaşlarım ama böyle önceden çıkmış soruları bir göz ardı etmeyelim diye böyle bir soruyu seçtim sizlerle. Şimdi normalde buradaki bölgenin alanını sorsa bizim için çok basit bir uygulam olur bu. Çünkü buradaki çeyrek dairenin alanından şuradaki üçgenin alanını çıkardığımız zaman olay biter. Ama ÖSYM daha öncelerden oradaki alanı temsil eden yerleri sormuş arkadaşlarım bize. O yüzden de bu sene buna dikkat etmek lazım. Şöyle bir hatırlatma babında şöyle ufak da bir konu anlatımı olarak ben bunu sizlere çekmek istedim. Umarım faydasını görürsünüz. Şimdi burada biz genellikle x ekseni arasında kalan bölgenin alanına yoğunlaşıyoruz. Sürekli onunla alakalı uygulamalar yapıyoruz ama Bazen de y ekseni arasında kalan bölgenin alanıyla da alakalı sorular bize sorulabiliyor. Şimdi ilk önce biz bunu x ekseni ile ifade etmeye çalışsak neler yapabiliriz? Şimdi en çok karıştırılan yerlerden bir tanesi arkadaşlarım şurası. Yani hocam üsttekinin alttakini çıkaracağız da örneğin mesela ben buradaki fonksiyondan bunu çıkaracağım. Ama sınırlarım ne olacak? Sınırlarım eksi dörde eksi 1 mi olacak? Yoksa eksi dörde sıfır mı olacak? Şimdi böyle bir ikilem var. Bak şunlarda bir sıkıntı yok. Örneğin mesela böyle bir x kare fonksiyonu var. Böyle de orijinden geçen bir tane bir doğru var arkadaşlarım. Bak burada bir sıkıntı yok. Çünkü kesim yerlerine kadar geliyorsun sıfırdan. Burada kesim yeri örneğin A olsun diyelim. Üstteki doğrunun kuralından buradaki eğrinin yani parabolün kuralını çıkarabiliyoruz. Ama bak buralarda üstteki kim, alttaki kim ya da nereye kadar üstte, nereye kadar altta? Oralarda sıkıntılarımız var. Şimdi bunu x eksenine göre yazmak e, o kadar çok basit bir şey değil arkadaşlarım şuraya ben bir temizleyeyim isterseniz bir yazalım ardından e, bakalım seçeneklerde biz onu bulabilecek miyiz bulamazsak y eksenine göre yazmaya çalışacağız o da bizim için bir hatırlatma ya da hiç bilmiyorsak bir öğrenme olacak şimdi ilk önce x eksenine yazmak için x 4'ten eksi 1'e kadar olan Kısım mı alacağım yoksa x 4'ten 0'a kadar olan kısmı mı alacağım? İşte buradaki ikilemde arkadaşlarım direkt şuradan bir tane bir doğru çekip parça parça düşünmem lazım. Yani nasıl düşünmem lazım? X 4'ten eksi 1'e kadar olanı alacağım, artı diyeceğim, eksi 1'den 0'a kadar al olanı alacağım. Ama ilk önce buradaki fonksiyonun yani şu eğrinin neyini yazmak lazım, denklemini yazmak lazım. Arkadaşlarım burası merkezi 0, 0 yarı yarıçapı. 4 olan bir çemberdir bu. E bu genel çember denkleminden x kare artı y kare eşittir 16 olarak yazılıyor. Şimdi biz x'e bağlı yazacağımız için y'yi yalnız bırakmamız lazım. y kare eşittir 16 eksi x kare. Şimdi kare kök alırken burada mutlak değer y alacağım. Burada da kare gök içerisinde 16 eksi x kare diyeceğim. Şimdi mutlak değer y y nasıl dışarıya çıkacak? Bakıyorum x ekseninin üst tarafında olduğu için y'ler pozitif olduğu için aynen çıkacak y eşittir. 16 eksi x kare olarak yazacağım. Şimdi iki bölgeden oluşuyor. Bir A bölgesi oluşuyor. Bir de B bölgesi oluyor, oluşuyor arkadaşlarım. O zaman bunları parça parça düşüneceğim. Şimdi A bölgesini yazmak istersem nasıl yazacağım? Soldan sağa doğru eksi 4'ten eksi 1'e kadar arkadaşlarım şu fonksiyonla x eksen arasında kalan bölgenin alanı. Pekala bu fonksiyon ne? 16 eksi x kare. 16 eksi x kare sınırlarım x'e göre yazdığım için de dx yazmak zorundayım. Bu bizim için A bölgesinin alanına. Şimdi B'yi yazmaya kalkarsam ben. B arkadaşlarım bak burada hem üstteki eğriden alttaki eğriyi çıkaracağım. Yani doğruyu çıkaracağım. Burada o integraldeki alan mantığı var işte. Bu da kimdir arkadaşlarım? Eksi birden sıfıra kadar. Üstteki arkadaşlarım görüldüğü üzere 16 eksi x karenin karekökü Eksi diyeceğim. Bu sefer alttakini yazmam lazım. Bunun için de doğrunun denklemini yazmam gerekiyor. Şimdi ben doğru denklemini nasıl yazıyorum? Diyorum ki y eşittir diyorum. Bunun eğimine bakıyorum arkadaşlarım. Bunun eğimi kaç? 4'e 1. 4 bölü 1'den bunun eğimi 4. Hani şu vardı ya y eşittir ax artı b tarzındaki doğruların eğimleri a idi ya. Ben tersten düşünüyorum. Madem senin eğimin 4 diyorum o zaman sen 4x ile başlayacaksın kardeşim. Ama 4x olmak zorunda değilsin. Çünkü x'e ne 0 yazdığım zaman da 4 çıkması için x'e ne 0 yazıyorum. 4 çıkması için 4 ekliyorum. Bakın mesela ben bunu çok kolay bir şekilde yazabiliyorum. Şu da yazılabilir. X bölü X'i kestiği nokta yani X bölü eksi 1 artı Y bölü Y'yi kestiği nokta 1 de denilebilir. Ya yani da işte doğrusal fonksiyonun kuralından AX artı B de denilebilir. Bunlar artık sizin tercihinize kalmış şeyler. Şimdi buradan sonra bunu da yazdık. Tabi X'e göre olduğu için 4X artı 4'ü bunu düşmem lazım. Parantezleri kullandığım zaman hiçbir sıkıntı kalmaz. Şimdi o zaman benim buradaki boyalı bölgenin alanı arkadaşlarım şöyle olmuş oldu. Eksi 4'ten eksi 1'e kadar kök içinde 16 eksi x kare dx artı eksi 1'den sıfıra kadar 16 eksi x karenin kare kökü eksi 4x artı 4 dx. Aman Allah'ım bunu hesapladığın zaman zaten alan çıkıyor. İşte adam bunu soracak belki de. Buna dikkat etmek lazım. Kurban olduğum bak bunlara dikkat edin arkadaşlarım. Şimdi böyle bir şey yok belli ki. Çünkü bunlar tek integralde yazılmış arkadaşlarım. Biz iki tane integral bulduk x eksenine göre yazmaya çalıştığımız zaman. Gel biz şimdi bunu seçeneklerden bulamadıysak elbet birini bulacağız. O zaman ikinci bir alternatifimiz arkadaşlarım. Kime göre yazmak? Y eksenine göre yazmak. Şimdi y eksenine göre yazdığımız zaman da o zaman da ne olacak? Sınırlarım y olacak ve fonksiyonlarım da y'ye bağlı olacak. Yani onun da kendine göre özelliği var. Ve hani x ekseninde üsttekinden alttakini çıkarıyorduk ya. Mesela şöyle bir fonksiyon verdiği zaman bize şöyle bir grafik verdi mesela. Şu üsttekinden şundan şunu çıkarıyorduk ya. Y ekseninde de arkadaşlarım şöyle bir grafik verdi diyelim mesela. Şöyle bir grafik verdi. Nasıl versin ki vallahi böyle şöyle bir grafik verdi diyelim. Şöyle. Bu sefer de ne yapacağım biliyor musun? Bu sefer de sağdakinden soldakini çıkaracağım. Aynı x eksenindeki mantığın aynısı. x 80de üstten alta çıkarıyordum. Burada da sağdakinden soldakini çıkaracağım. Ama tabii ki de kurallarım kime bağlı olacak? Kurallarım y'ye bağlı olacak. O zaman hadi bakalım onu yapalım. Şimdi buradaki doğruyu y'ye bağlamak kolay. y eksi 4 bölü 4 eşittir x dediğim zaman olay biter. Ama buradaki eğriyi bağlamak çok kolay değil. Şimdi x kare artı y kare eşittir 16. Dikkat etmem lazım. Ben y'ye bağlayacağım bunu. x kare eşittir 16 eksi x kare şey y kare diyeceğim. Çok özür diliyorum. 16 eksi y kare diyeceğim. Şimdi arkadaşlarım bunu ben kare kök için alacağım ama bak burası mutlak değer x olarak alınacak. Bu da kare kök içerisinde 16 eksi y kare olacak. Şimdi burada x ekseninin sol tarafında olduğu için x'ler negatif olduğu için burası eksi x olarak çıkacak. Eşittir 16 eksi y kare. Bence tüm püf noktası burası. O zaman x eşittir arkadaşlarım. Eksi parantezinde 16 eksi y karenin karekökü. kökü. Fonksiyonunu düzgünce buldum. O zaman sınırların kim arkadaşım? Sınırlarından bir tanesi şurası y ekseni. Ve şurası. Ta ki sıfırdan 4'e kadar alacağım. Ve sağdakinden soldakini çıkarırsam olay bitmiştir. Hadi yapalım onu da isterseniz. Siyahla yapalım. Şimdi... Kimden kime kadar? Sıfırdan dörde kadar. Y'nin sınırlarını aldım. Sağdakinden yani doğrudan ki o bu y'ye bağlı olarak y eksi 4 bölü 4 eksi kim arkadaşlarım soldaki soldaki de kim bak buydu bak eksi bir eksi de buradan geldi artı hayati öneme sahip arkadaşlarım 16 eksi y kare dy diyorsun olayı bitiriyorsun. Genellikle integralde birbirinden çıkarma mantığı vardır ama bak hepsi arkadaşlarım görüldüğü üzere eksili ama senin bulduğun cevap artılı. Hocam ne zaman artılı yapacağım? Ne zaman eksili yapacağım? Sorusuna cevap dahi vermek istemiyorum. Çünkü arkadaşlarım bu işi böyle düzenli bir şekilde yaptığın zaman o zaten bir şekilde artılı veyahut da eksili gelce belli olur. Şu zaman artılı yap şu zaman eksili yap diye bir şey yok. Yüreğinize sağlık. Beni için önemli bir konu, önemli bir kısım. Bir tane soru gelirse hiç kaçırmayacağınızı düşünüyorum. Hoşçakalın. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.